İsterseniz şu malzememizi, yani mirepoix dediğimiz malzemeyi bir bölelim. Bütün hazırlığımızı yapalım, oradan da devam ederiz. Hepsini hemen hemen eşit parçalara bölüyorum. Bir de bokogarni dediklerimiz var. Bunlar nelerden oluşuyordu? Sarımsaktan oluşuyordu. Defne yaprağı, birazcık karabiber, tane karabiber, toz halinde değil. Kekiğimiz vardı. Şöyle kekiğimizi koparalım. Bunların yanına kabuklu deniz mahsulü stoğu yaparken, dolayısıyla ondan da çorba yapacağız, rezene tohumu ekliyoruz. Çok güzel bir tat veriyor. Hadi başlayalım isterseniz. Altını açalım. Deniz mahsulü olduğu için zeytinyağı kullanıyorum. Ateşi bunda çok iyi kontrol etmem lazım. Dumanlarımı gördüm, başlıyorum. Tuzumu atıyorum. Mis gibi kokular yükselmeye başladı bile. Birazcık karamelize oldu. Direkt önce soğanlarımı atıyorum. Çok fazla karamelize etmiyorum. Çok aşırı karamelize etmiyorum. Bir 30 saniye sonra pırasa ve kereviz sapımı atacağım. Pırasaları da atabiliriz, kereviz saplarını da atabiliriz. Sırada aromatikler var. Sarımsak. Bir tane defne yaprağı. Defne yaprağını asla abartmıyoruz. Bir 10'a yakın karabiber. Bir parça taze kekik. Ve dediğim gibi burada farklı bir oyuncu giriyor. Rezene tohumu. Şimdi hem salça hem domates kullanacağım. Özellikle deniz mahsullerinde. Domatesimi dörde bölüyorum böyle, kabuklarıyla beraber. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar da salça atıyorum, domates salçası atıyorum. Bunu da biraz kavuracağım. Suyumu hazırlayayım, bu aşamada su vereceğiz. Birazcık daha salçamı kavurayım ki o güzel tadı çıksın ortaya. Suyumu veriyorum. Hemen hemen koyduğum bütün ürünlerin üstüne gelecek şekilde, çok az üstüne gelecek şekilde bir su koydum. İsterseniz bir yarım saat bekleyelim. Ben de bu arada ortalığı toparlayayım, sonra gelelim. Hadi başlayalım. Bir gün tavsiye ederim. Bir bu şekilde blenderdan geçirip süzün, bir tadına bakın. Bir de blenderdan geçirmeden bir tadına bakın. İkisinin arasında muazzam bir fark var. Şimdi bunu süzüyoruz. Başka bir kabın içine alalım. Şöyle altından vuralım. Kendi kendine. Çok fazla ittirmeyin kaşıkla. Şöyle kenarına vurursanız kendi kendine suyu süzülsün. Bir tadına bakalım. Bunu ısıtacağım. Yaklaşık bir 5-10 dakika kadar daha ısıtacağım. Balığım pişerken, fener balıklarımı pişirirken biraz daha yoğunlaşsın. Biraz daha kıvama gelsin. O çorba kıvamına gelsin. Şöyle kenara alayım. Burada ısıtayım. Burada da balıklarımı yapayım. Şöyle kuyruk kısmını çok az atıyorum kıkırdaklı. Parçalara bölelim. İçine güzel güzel parçalar koyalım. Balık pişirirken her zaman zeytinyağı kullanıyoruz. Tuz ve karabiberimizi alalım. Balıklarımızı tuzlayalım, karabiberleyelim. Balık spatulam hazır. Her zaman balık pişirirken bir balık spatulası kullanıyoruz. Kaşık da kullanmıyoruz. Altını birazcık kısıyorum. Dediğim gibi %100 pişirmeyeceğim. Bir %90'a kadar getireceğim. Çorban bu arada kaynıyor. Birazcık daha o içindeki suyu buharlaştırıp o özü elde etmeye çalışıyorum. Birazcık da kıvamını arttırmaya çalışıyorum. Hep böyle yassı şeyleri pişirirken tavanın bir ucunu alıp küçük bir havuz oluşturun. Yağdan, tereyağdan ne kullanıyorsanız. Ki bütün parçaları, o kenarları eşit olarak pişsin. Balıklarım hazır. Çorbam da istediğim kıvama geldi. Hadi tabaklayalım. Eğer yassı bir tabağın içine bir çorba döküyorsanız, herhangi bir sıvı koyuyorsanız kaşığınızı kullanmanızı tavsiye ederim. Önce kaşığınıza dökülsün ki yana doğru sıçramasın. Balıklarımızı koyalım. Birazcık da süsleyelim. Birazcık şöyle üzerine
5-6 damla zeytinyağı koyuyorum. Küçük maydanozlarım var, tarhunum var. Bunlardan da mikrofilizlerden de birazcık kullanalım.